Niye Türkiye'de ülkeyi kimin yöneteceğine karar veren, seçimleri denetleyen yapıya sızmış olmasın? Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan partisinde yaptığı açıklamada FETÖ-PDY üyelerinin her kuruma sızdığı gibi Yüksek Seçim Kurulu'na da sızmış olabileceğini söyledi. Danıştay'a sızan bir yapı. Sayıştay'ı zaten ele geçiren bir yapı. HSYK'ya sızan bir yapı. Niye Türkiye'de ülkeyi kimin yöneteceğine karar veren, seçimleri denetleyen yapıya sızmış olmasın? YSK'dan da tek kişi gözaltına alınmadı, açığa alınmadı. Ne hakim düzeyinde ne memur düzeyinde. Son yıllarda yapılan seçimlere hile karıştığı yönünde ciddi iddialar olduğunu belirten Özcan, Yüksek Seçim Kurulu'nun da temizlenmesi gereken bir kurum olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de yakın dönemde yapılmış seçimlere hile karıştığı konusunda çok ciddi ve yaygın iddialar var. Ama bu iddialar şu ana kadar araştırılmıyor. Bu yapı buraya sızmış mı? Ben de çok merak ediyorum YSK'ya. Sızdığı konusunda çok ciddi şüphelerim var. Veya orada sızıp, herhalde sadece oraya sızıp koltukta oturmakta kalmamıştır bu yapı. Hangi seçimde, Türkiye'de hangi seçim bölgelerinde hile yapılmış, bu hileler seçimlere ne ölçüde yansımış, bunu ortaya çıkartabilmek için YSK'nın üzerine gitmek lazım. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu hakkında da konuşan Özcan, hükümetin yaptığı en doğru işin bu operasyon kararı olduğunu belirtti. Ben 14 yıldır bu hükümetin yaptığı en doğru iş olarak görüyorum bunu. Çok geç kalmış bir hareketti. Yani hemen sınırımızın dibinden özellikle son birkaç yıldır Suriye'deki iç karışıklıktan da faydalanarak hem IŞİD terör örgütü hem de PYD terör örgütü sürekli olarak masum vatandaşlarımızı, askerimizi, polisimizi katlediyordu. Türkiye sürekli olarak şunu söylüyordu. Efendim işte Irak'ta kırmızı çizgimiz var, Suriye'de kırmızı çizgimiz var. Ama terör örgütleri şunu görmeye başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti sadece konuşuyor, icraat yapmıyor. Bu uluslararası alanda Türkiye'nin itibarını da ciddi anlamda zedeliyordu. O anlamda terörle mücadele adı altında Suriye'ye yapılan operasyonu ben kayıtsız ve şartsız şekilde destekliyorum.